Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza Lozan Antlaşması ile devam ediyoruz. LGS yolculuğumuzu da LGS Tekrar programıyla devam edeceğiz. Mükemmel bir şekilde LGS'yi yerle bir edeceğiz. Lozan Antlaşması'yla da denize döktüğümüz düşmanla artık masa başında da anlaşma yapacağız. Ve inşallah kapitülasyonları kaldıracağız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Lozan Barış Antlaşması'nı ve aynı zamanda sanat ve edebiyat eserlerine milli mücadele konusunu öğreneceğiz. Hazır mıyız Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün arkadaşlar gerçekten önemli bir konu öğreneceğiz. Ama tekrar söylüyorum, Ocak programında LGS tekrar programımıza başlıyor. Birinci dönem baştan sona tekrar ediyoruz. Hem temel tekrar programı yani birinci dönem eksikleri olanlar ve konuları tamamlamak isteyenler için hem de nitelikli tekrar programıyla sizleri mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Nitelikli tekrar programında biraz daha zorlayıcı yeni sorular olacak ve burada da tabii ki ilk tekrar setten sizlere ödev vereceğiz. Burada sadece birinci dönem konuları var. Sadece birinci dönem denemeleri var. Hatta şöyle göstereyim sizler için. Tekrar şöyle açalım. Bakın kutuyu aldığınızda arkadaşlar sizlere LGS tekrar programı çıkıyor. İlk tekrar LGS yani birinci dönem konularını tüm derslerde tekrar etmenizi sağlıyoruz. Sadece birinci dönem konularına oluşan artık netler artıyor denemeleri var. Ve yeni nesil Türkçe matematik kitabıyla bu işi tamamlamış oluyorsunuz. Netlerinizi artırıyorsunuz arkadaşlar. O zaman bir bağla girdik, bir reklamla girdik. Çünkü çok önemli LGS tekrar programı. Bu programı uyguladığımızda inşallah LGS'de netlerimiz çok daha fazla artacak. Ve hayallerimizdeki liseye bir adım daha yaklaşacağız. O zaman şimdi daha fazla reklam yapmayalım. Videomuz başlasın ve ardından da hep beraber Lozan Barış Antlaşması'nı ve sanat edebiyat eserlerinin milli mücadeleyi öğrenelim. Hadi bakalım Tonguç. Peki Lozan Antlaşması nerede, nasıl ve kimlerle imzalandı ve ne zaman imzalandı? Burada tabii ki esas konu Türkiye ile alakalıydı biliyorsun. Güngören'de imzalandı. Oğlum saçmalama bak. Türkiye bir savaşa girdi, ülkemiz bir savaşa girdi. Bu savaşın sonrası bir önce Mudanya Ateşkesi imzalanmıştı. Ardından da biz Lozan imzalayaraktan bağımsızlığımızı tescil ettik. Fakat buraya nasıl geldik, Lozan'a nasıl geldik? Kolay olmadı. İlk başta bize saldırdılar. Mondros Ateşkesi'yle saldırdılar. Yurdumuzun dört bir yanını işgal ettiler. Sonra Sevr Antlaşması'yla resmen paylaştılar. Ama sonrasında biz Doğu cephesinde Ermenilerle, Güney cephesinde Fransızlarla, Batı cephesinde de Yunanlarla mücadele ettik. Onların hepsini yamulttuktan sonra dedik ki hadi gelin Lozan'a. Fakat Lozan'a gitmeden önce, Lozan'ı göstermeden önce şunu da göstermek istiyorum Tonguç'um. Bak 1922 ile 23 arasında çok ciddi savaşlar oldu. Hatta 1920 ile 23 arasında çok ciddi savaşlar oldu. Ve bu savaşlar sonrasında büyük taarruzla biz artık düşmana saldırdık, taarruz yaptık ve düşmanı denize döktükten sonra dediler ki adamlar ateşkes abi. Biz size teslim oluyoruz. Mudanya Ateşkesi'ni yaptık. Mudanya Ateşkesi'nin önemi neydi Tonguç'um? Abi ne olur abi kıyma bana. Ha, aynen öyle dediler. Biz de onları affeder gibi yapıp gene denize döktük hani öyle gitmesinler diye. Ve Mudanya Ateşkesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitti. Artık diplomatik safhası başladı. Yani artık masa başında mücadele edeceğiz. İndir o eli, ne diyorsun sen falan şeklinde böyle tartışmalar olacak. Mudanya Ateşkesi'nden sonra bizi Lozan'a çağırdılar ama yine İstanbul hükümetini yani padişahı da çağırınca ki buna benzer bir şey biliyorsun 1. İnönü zaferinden sonra Londra konferansında da yapmışlardı. Biz dedik ki bir dakika hem milli egemenliğe ters düştüğü için hem de Lozan'da ikililik çıkarmasın diye 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırdı. Demek ki biz Lozan'a giderken saltanatı da kaldırıyoruz. Neden? Çünkü bize ikililik çıkarmak için padişahı da çağırıyorlar. Yoksa padişahın ne alakası var Kurtuluş Savaşı ile? Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla mücadele eden biziz. Doğu cephesinde, Güney cephesinde, Batı cephesinde biz düşmanla mücadele etmişiz. Ardından da tabii ki artık ülkemizle alakalı kararı yani sınırlarımız nasıl olacak? Doğuda nereler bizim olacak? Güneyde nereler bizim olacak? Bunların kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi vermesi lazım. Millet vermesi lazım. O yüzden de Lozan'a milletimiz gidiyor. Ne zaman? 24 Temmuz 1923'te. Peki Lozan nedir derlerse ne diyeceğiz? Yeni Türk Devleti'nin zaferinin ve bağımsızlığının tescili. Bak bunu sormuşlar Tonguç'um. Demişler ki Lozan'ın önemi nereden kaynaklanıyor? Şimdi şaka bir yana Tonguç'um. Lozan'da bizim esas önemli özelliğimiz zaferin ve bağımsızlığının tescili yapıyoruz. Yani diyoruz ki biz artık bağımsız bir Türk Devleti'yiz. Peki Lozan'a giderken ne oldu? Şimdi Lozan'a giderken bizim iki temel konumuz var. Bunu da sorabilirler sana sınavda. Asla taviz vermeyeceğiz. Yani hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimiz konular. Ermeni meselesi. Ermeni meselesi neden önemli? Çünkü Ermeni devleti kurmak istiyorlar Tonguç'um doğuda ama biz ülke bütünlüğümüz bozulmasın diye ülke bütünlüğünü korumak adına Ermeni devletinin kurulmasına izin vermiyoruz. Bu ne demek? Eğer bununla alakalı ısrar ederlerse yeniden savaşı göze alıyoruz. Bir de kapitülasyonlar var. Bu da yine çok fazla sorulan bir şey. Sınavlarda en fazla çıkan kavramlardan bir tanesi. Ekonomik bağımsızlığımız adına çok değerli bir şey. Eğer kapitülasyonlar kaldırılmasaydı Lozan'da biz yeniden savaşacaktık. Niye? Çünkü kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığımızı sağladığı için ve bir devletin de en önemli kısmı ekonomi olduğu için, yani savaşlar, hatırlarsan 1. Dünya Savaşı neden çıkmıştı? En önemli şey insanlık hocam. İnsanlık tabii, ama 1. Dünya Savaşı neden çıkmıştı? Ham madde ve pazar arayışı, böyle sömürgecilik yarışları, yani paradan dolayı çıkmıştı. Şimdi sen paradan dolayı başlayan bir savaşta parayı kaybediyorsun. Kazandığın bir o zaman hiçbir şey kazanmamışsın ki. Yani kapitülasyonların kaldırılması en az Sakarya Zaferi kadar, en az Büyük Taarruz kadar çok önemli bir şey. Ülkemizin bağımsızlığı açısından önemli. Yani şu anda kapitülasyonlar kaldırılmasaydı biz çok zor durumdaydık. Çok fakir bir durumdaydık. Büyük Millet Meclisi'nin amacı ise Misak-ı Milli gerçekleştirmek. Zaten kapitülasyonlar ve Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmaması Misak-ı Milli'de de vardı. Bunlarla alakalı biz asla taviz vermeyeceğiz diyoruz. Hatta konferansa gidince ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle masalar var. Masanın etrafında devletler var ya, onların böyle herkese böyle büyük büyük sandalyeler veriyorlar böyle, tamam mı? Böyle sırtı büyük. İsmet İnönü'ne küçük bir sandalye veriyorlar. Hoş geldin, otur bakalım. Aa. İsmet İnönü diyor ki tövbe estağfurullah. Tabure. Ya, tabure gibi bir şey veriyorlar. İsmet İnönü tövbe estağfurullah yarabbim, neyse. Oturuyor. Sonra konferans diline Türkçe'yi koymuyorlar. Adamlar İngilizce konuşuyor, Fransızca konuşuyor. İsmet İnönü masaya elini vuruyor. Diyor kardeşim diyor. Buraya diyor çok kan dökerek geldik. Ya buraya içeride oturma odasından gelmedik. Sizler de çok ölü verdiniz. Bizler de çok şehit verdik. Daha fazla artistlik yapmayın diyor. Yani artık bağımsızlığımıza saygı duyarak adam gibi anlaşma yapıyorsanız yapın. Yoksa ben çekip gideceğim diyor. Türkçe biliyorlar mı hocam? İngilizce tercüman söylüyor tabii, ne yapsın yani. Atar gider gider. Go to hell diyor yani. Burada şöyle bir şey var. Bir de adamlar hem böyle küçük sandalye verip hem de böyle çevirmenleri kullanmadıkları gibi Ermeni meselesi, kapitülasyonlar hakkında da mink diye konuşuyorlar. Yani aslında kaldırmasa kapitülasyonları. Zaten kapitülasyonları kaldırmasam ben niye o kadar savaştım ki? Doğu cephesinde, güney cephesinde, batı cephesinde niye o kadar şehit verdim ki ben yani? Neden bahsediyorsun sen diyoruz. Artistlik yapma diyor, indir öyle. Böyle bir kavga çıkıyor, orada bir tartışma oluyor. Neyse sonra... Masaya ağırlığını koyduk hocam. Aynen, masaya ağırlığımızı koyuyoruz. Ve en sonunda da Tonguç'um, burada çok önemli bir detay var. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Lozan'a gidip pat diye hemen kabul etmiyorlar Tonguç. Ne oluyor biliyor musun? Lozan'da bize böyle artistik yapıyorlar. Bize işte kapitülasyonları kaldırmayacağız diyorlar. İsmet İnönü'yü ezmeye çalışıyorlar. İsmet İnönü konferans terk edip geliyor. Gerçekten atlayıp İstanbul'a tekrar geliyor. Konferans dağılıyor. Yani biz savaşı göze alırız demiştik ya, bunu gösteriyoruz. İsmet İnönü gelince İsmet İnönü'ye böyle eleştiriler yükseliyor. Diyorlar ki ya İsmet Paşa halledemedin mi ya, ne oldu, hani ne oldu, gitmiştin kaldıramadın oradan işte kapitülasyonları, işte böyle İsmet İnönü'ye eleştiriler gelince Mustafa Kemal diyor ki bir dakika diyor, yeniden seçim yapılsın diyor ve meclis yenileniyor. Tekrar Ankara'ya geliyor İsmet İnönü ve Ankara'daki meclis yenileniyor ve meclis yenilendikten sonra, yani meclis yenilenmesi ne demek? Binayı yenilemiyorlar yani, pimapen. Boyanması hocam. Hayır saçmalama evladım. Pimapenler. Hayır saçmalama evladım. Meclisin içindeki vekiller yenileniyor. Mesela sizin sınıfta sen mezun olduktan sonra 8. sınıftan sonra yeni 8'ler gelecek ya, sen artık liseye geçeceksin. Yeni öğrenciler gelecek ortaokula başlayan. Onun gibi meclis yenileniyor ve meclis İzmir'de Misak-ı İktisadi diye bir kongre yapıyor. Ve burada da Misak-ı İktisadi diye bir karar alıyor İzmir İktisat Kongresi'nde. Ve bu Misak-ı İktisadi ile biz diyoruz ki kapitülasyonları kaldırmayacağız, kaldıracağız. Ölmek var, dönmek yok. Yani kapitülasyonları kaldırmayacağız diyen itiraz devletlerine hayır diyeceğiz. Kesinlikle kesinlikle ekonomik yemin ediyoruz. Ve ondan sonra tekrar Lozan'a gidiyoruz. Bak Lozan'dan gelmiştik. Bak neler neler yaşandı. Lozan'ı terk ettik. Ankara'da seçimler yapıldı. Meclis yenilendi. İzmir'de Misak-ı İktisadi ulusal ekonomik yemin ilan edildi. Bağımsızlığımız, ekonomik bağımsızlığımıza vazgeçmeyeceğimiz söylendi. Sonra Lozan'a gidiyoruz ve diyoruz ki hadi oradan ve o zaman Lozan imzalanıyor. Şimdi Lozan'ın bazı maddelerine baktığımızda savaş tazminatı olarak Türkiye'ye Yunanistan Kara Ağaç'a çevresini veriyor. Yani Kara Ağaç diye bir yer var Ege sınırımızda. Hatta şöyle göstermek istiyorum, izin verirsen Tonguç. Çok güzel bir yer. Keşke vermeseydik. Biz alıyoruz oğlum, saçma sapan. Pardon. Kara Ağaç'taki insanlar böyle duruyorlar. Onların da durumu çok garip böyle. Sen Kara Ağaç ilçesindesin. Yunanistan bizim diyor. Sonra hayır savaşı kaybettin. O zaman artık Türkiye'ye geçiyor. Yani böyle Kara Ağaçlar seviniyor tabii. Türkiye'de olmak daha güzel bir şey. Şimdi Yunanlara sorsan hepsi Türkiye'de yaşamak ister. Niye? Kalite. Yani düşünsene sahiller falan. Avrupa Birliği'ndeler mi hocam? Ama yani durumları ortada yani. Keşke Avrupa Birliği vatandaşı olsaydım hocam ben. Saçma sapan konuşma, dejenere olma. Her yere vizesiz gezebilirdim. Ya tabii ki bir Schengen için güzel olurdu ama önemli değil. Yarın bir gün biz de başka bir birlik kurarız. Onlar da bizim yanımıza gezmek isterler. Ya da biz de girebiliriz Avrupa Birliği'ne Tonguç. Eğer derslerimiz... Hocam Hatay ne oldu? Hatay'ı alamadık daha. Lozan'da Hatay'ı vermediler. Bak hala uyanıklık peşindeler ama Mustafa Kemal son zaferi olacak. Onu da diğer videolarımızda işleyeceğiz. 1939'da Hatay'ı ana vatana katacak. Ama Mustafa Kemal bunu göremeyecek. Sadece onun için uğraşacak. Şimdi Karaağaç'ı bize savaş tazminatı olarak veriyorlar. Boğazlar konusu da yine üzüntülü. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığındaki, yani başına bir Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na bırakılıyor. Şimdi bu sanki iyiymiş gibi duruyor ama esasında buraya ben üzüntü işareti yapıyorum. Niye? Çünkü ulan zaten boğazlar bizim. Niye daha uluslararası komisyon var? Mesela sizin evi sizin mi mesela Tonguç? Bizim evi bizim hocam. Tamam. Başında işte anne ve babanın olduğu uluslararası bir komisyona bırakılıyor apartmanda diyelim ki. Apartmandakiler sizin evi yönetiyor. Ulan ama başında baba. Yani? Olmaz ki. Ev sizinse zaten sizindir. Başkası giremez ki oraya yani. Ama işte burada İtilaf Devletleri bir komisyon kurdu. Birazcık hayal lazım. Ne biçim böyle ya insanlar... insanlık ve düşün. Hatta Ankara'yı başkent yaparken biz bunu da öne sürüyoruz. Diyoruz ki bak İstanbul'da İtilaf Devletleri var. Böyle bir yerde başkent kurulmaz ki deyip Ankara'ya geçeceğiz. Ve diğer bir madde ise Tonguç'um pardon karıştı her şey birbirine girdi. Teşekkür ederim. Azınlıklar. Azınlık ne demek Tonguç evladım? Azınlık hocam azıyorlar sürekli hocam. Azgınlar aslında çok yani. Diyorsun saçma sapan. Aslında doğru. Azıyorlar kısmı doğru. Nasıl azıyorlar? Yaramazlık yapıyorlar. Azın çocuklar hadi azın. Öyle değil evladım. Mesela doğuda Ermeniler, batıda Rumlar, işte Karadeniz'de de var bazı Rumlar. İşte biz kendi devletimizi kuracağız falan diye böyle gaza geliyorlar. Yani gaza gelip böyle kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlar ama hesaba katmadıkları bir şey var. Bir dakika kardeşim diyoruz biz. Diğer ülkelerdeki Türk vatandaşlarının hakları neyse siz de bu ülkede bu kadar hakka sahipsiniz. Rumlar, Ermeniler, Museviler tamam insansınız yaşayabilirsiniz hep beraber yaşayabiliriz. Bizler hepimiz insanız ama siz bizden daha fazla hak almaya çalışıyorsunuz. Eskiden biliyor musun Tonguç? Eskiden Rumlar Osmanlı'da yaşayan Türklerden daha fazla hakka sahipmiş. Mesela askere gitmeyebiliyorlarmış. Belli vergileri vermeyebiliyorlarmış. Kapitülasyonlardan faydalanabiliyorlarmış. Vay be Osmanlı'da Rum olmak vardı. Saçma sapan konuşma evladım Allah'ım yarabbim. Hayır Osmanlı zamanında hocam. Şimdi artık değiştiriyor Mustafa Kemal. Diyor ki bir dakika diyor ya. Diğer ülkelerdeki mesela Bulgaristan'daki Türklerin hakları neyse Türkiye'deki Bulgarların hakkı azınlıkların hakkı da bu kadar olmalı diyorum. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılıyor. Bunun hikayesini anlatmıştım ve burada güzel bir uyarı düşmek istiyorum sana. %100 bir soruda kapitülasyonlar geçiyorsa cevap onunla alakalıdır. Yani çok düşük bir ihtimal kapitülasyonlardan daha önemli ne olabilir ki diyorum ve bulamıyorum. Bayağı araştırdım. Yıllarca bunun araştırmasını yaptım. Bulamadım. Zaten bir şıklarda kapitülasyonlar varsa hocam kesin cevap olur demiştiniz. Diye, evet bunu söyleyebiliriz. Yine dikkatli okumak lazım. Çünkü biz yeni nesil öğrencileriz. Yeni nesil sorularda dikkatli olmalıyız. Ama şimdiye kadar üniversite sınavlarında veya işte ortaokul sınavlarında hep buna benzer sorularda cevap kapitülasyonlar. O yüzden kapitülasyonları görünce diyeceksin ki bir dakika akan sular durur, duran sular akar diyeceksin. Osmanlı borçlarına baktığımızda borçlarımız var tabii ki. Adamlar borçları bizim Osmanlı'nın kaybettiği toprakların borçlarını bile bize ödetmeye çalışıyorlar. Yani ulan Bulgaristan artık bizim değil hala Bulgaristan'ın borçlarını ödetiyorlar. Macaristan artık bizim değil Macaristan'ın borçlarını ödetmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bir kere genel borçlar idaresi duyun umumiye kaldırılacak. Ekonomik bağımsızlığımıza ters. Aynı zamanda borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek. Yani Bulgaristan'a ait kısım Bulgaristan ödeyecek. Bizdeki toprakların borcu biz ödeyeceğiz diyoruz. Şimdi dolayısıyla Lozan Anlaşması maddeleri böyle. O zaman Lozan Anlaşması'na göre Türkiye sınırına baktığımızda güney sınırımız Ankara Anlaşması'na göre belirlendi ve hala Hatay bize değil. Doğu sınırımız Kars Anlaşması'na göre belirlendi. Gördüğün gibi Batum'u kaybetmişiz. Misak-ı Milli'den taviz vermişiz. Burada boğazlara kırmızı yaptık. Niye? Boğazlar bölgesi biraz sıkıntılı. Sınırlarımız Misak-ı Milli'ye bayağı yaklaştı. Musul tam belli değil. Musul'u da 1926 Ankara Anlaşması ile maalesef kaybedeceğiz. Çünkü İngilizler Musul'u almak için Şeyh Said İsyan'ı çıkaracaklar. Şimdi bir konumuz daha var. Onu da söyleyelim. Ardından da videomuzu bitirelim Tonguç'um. Sanat ve edebiyat eserlerinde milli mücadeleye baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz zaten edebiyatla tarih iç içe. Kurtuluş Savaşı'nda insanımız orduda, ordumuz, milletimiz savaşla alakalı uğraşırken şairler, yazarlar ya da ressamlar gidip de alakasız şeylerin resmini, alakasız şeylerin şiirini yazamazlar. Ne yazacaklar? Milli bağımsızlık, mücadele, kurtuluş savaşı, milliyetçilik, Türkçülük gibi kavramlarla alakalı sanat ve edebiyat eserleri var. Çekiyoruz. Savaş eşiğindeyiz. Evet, sanat edebiyat alakalı mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban romanında ya da Halide Edip var. Ateşten Gömlek adlı romanında hep böyle bak Ateşten Gömlek'ten kastı ne? Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan önemli olaylar. Dolayısıyla burada soru nasıl gelir onu söyleyeyim. Sana şöyle soru gelmez. Ateşten Gömlek kitabının yazarı kimdir? Bu edebiyat sorusu. Halide Edip var. Aferin biliyorsun genel kültürün çok yüksek kaliteli bir insansın ama bu soruda çıkmaz böyle. Bu ne yapar biliyor musun? Halide Edip varın Ateşten Gömlek adlı romandan bir parça verir. Mesela metin ya da görsel verir. Bunların hangi alanla ilgili olduğu yani milli bağımsızlık, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık, topyekün mücadele yani halkın hep birlikte mücadele etmesi. Mesela der ki bir edebiyat eserinin içerisinden bir cümleler verir. İşte halk hep beraber hareket ediyordu. İşte kadınlar arkadan mermi taşıyordu. Çocuklar onlara yardım ediyordu. Askerler en önde savaşıyordu. Burada edebiyat eserinden ülkemizin bulunduğu durumla alakalı neye ulaşılabilir der. Sen topyekün mücadele yapıldığını, milli bağımsızlığa karşı mücadele edildiğini söylemen gerekir Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yaz Tonguç evladım.